Namık Reis. Aynen. Selamlarınızı ilettim tekrar. Neyse geçiyorum sinsi. Namık Reis izledik ya oğlum dün. Ha, bir kişi yazmış sadece, ben de herkes yazıyor sandım. Şimdi şu şeyi izleyelim mi bir? Gökhan'ın videoyu. Onu salmayalım artık. Gökhan Über abi benim için. I would say Ha, geldik bizim meşhur videoya. I would say he's cuter than the second guy. Yeah, my best friend is the best. Best friend, definitely the best. Okay. This guy looks a little bit homeless. Where did you find this man? Homeless? He does not. Niye gülüyorsun Gökhan? Komik mi? Herkese yeni bir abo videosundan merhabalar arkadaşlar. Bu videodaki konuğumuz Elren olacak. Yani Tuğkan Gönültaş, aynı zamanda beni takip eden iki arkadaşı daha seçtim. Konseptin ne olduğunu zaten izlerken anlarsınız. Yalnız 3. videoda hangi isim gelsin istiyorsanız onları yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yine en üste çıkan isimleri almaya çalışacağım. Aynı zamanda 3. videoda yer almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram'daki kullanıcı isimlerini yine yorumlar kısmına yazabilirler ve beni Instagram'dan takip edebilirler. Yine aranızdan rastgele 2 ya da 3 kişiyi seçeceğim. 3. videoda şimdiden söyleyeyim istedim. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Yine herkese iyi seyirler dilerim. I'll give you the phone so you will say whatever you think about it. Okay, let's play. Evet, tam buralarda kalmıştık dün. He's trying really hard. Okay. Oh, look at him. Trying. He's Şimdi 3 tane kişi var. Biri benim. İkisi onun yorumlarından seçtikleri. Amerika'daki anlamayanlar vardır diye anlatıyorum. Amerika'da Uber yapan bir kardeşimiz Twitch yayında yapıyor Gökhan. Kızlara gösteriyor. Diyor ki yorumlayın bakayım bu çocukları neye benziyorlar. Fakat ben eminim ki Gökhan önceden diyor ki bak kardeşim diyor istediğinizi söyleyin. Gömün. He's at the bar. I don't He's like at the bar trying no, so hard. No, but I don't like the eyes. The eyes. I think. Wait, let's just get. This eyes? Is not the eyes. The position, the way that he's looking, he kind of scares me. It looks a little bit like the exorcism. A, like, he is like an evil. Right? Yes. Okay. Okay. That's not bad. But I've done these similar. O kadar kötü değil ama ben lisedeyken böyle. Selfies when I was like in middle school because it's like half the face. Yes. You know what I mean? Yes. There's, it's still here. You gotta do the full. It's, come no. on. It's oh, like this never. Is, this is almost the fall. Okay. No, almost. It's getting oh. better. Oh. Oh no. Okay. Keep going. He is almost the fall. I think as we hold it for you. As we're almost the fall. As, okay. as we scroll, it's getting more of his face, which is Ooh. Better. Ooh. Oh, there we go. Yeah. Okay. Oh, this for him. That's better. This he is better. He definitely tried yes. hard for this yes. one. Yes. No, he but probably it's, has yeah, at least did. One friend. Yeah. At least picture. At least one. Look at the hair though. Oğlum çocuk burada ne kadar farklı lan diğer şeylerine göre, fotoğraflarına göre. Oh, he gelled that hair. I know. Where's I know. The Wegmans in that? The Wegmans. Oh no, this is a full. This oh, is a full bod. It's full body. But okay, he's how never old is he's he? Never looking at the camera. Oh, no. You're there it is. The there right this here. One here. Oh, so did you take this for him? Did you take this? That's better. Okay. See this is the best picture out of all of them. Best. Because what it's like think? It's full on. He's looking directly at the camera. Like ya. I don't have to guess where he's looking. Like okay. I feel like he's looking somewhere else. The facial hair though. The yes, exactly. This is it. Niye this geçelim is oğlum? It. Bakalım this is işte genel one. Olarak kızlara ne diyorum. Rate him from 1 to 10. Okay, okay wait, how old is he because he looks like he's how? At least 42. 42 yaşında mı? I'd say like 42, 35, 30. Taş çatlasın bu çocuk 26 yaşında falandır ya, 27. I'd say like a solid 8. He's like 20. It's, he's in like, terms of like I'm being, you know, I'm trying to. Okay, he's like 25 or 26. He no just really? Got white hair. Okay, yeah. We need to not go after Turkish guys. Yeah, I know. No, he's not a general Turkish looking guy. Okay. So. Okay, well, he's all right. I mean, like I said a name. If I was next to him, though, we can make a. That's what I said. Why are you yelling at me about my age? Okay, ulan Gökhan ekmeğindesin ha. Sunuyorsun bizi falan ama sen ekmeğindesin. Okay. This is the next guy. Okay. Okay.
keeps going. Tövbe tövbe. Kızı anladım ben. I love the dog. The dog. You do? I love the dog. The dog is a great addition to the picture. Probably my favorite part. Çok kötü fotoğraf bu arada kardeşim ya. Bari şu bacağı biraz kapatsaydın ya. The entire picture. How about everyone stop. Let's just, Jade, let's talk about this. If you were scrolling your Instagram, okay? Let's scroll through Instagram. Okay. And you saw this, and you were just like, yeah? Well, this is it. You're gonna give this a like. Well, the you're most, gonna give the this most a like. Important thing that I'm thinking, first of all, he looks like Freddie Mercury. Second of all, is that the dog must be a lot heavier than I thought, because look at the creases into his thighs. Like, I mean, that happens to me, but that's because I don't work out. So, like, I'm wondering, we gotta just scroll. Let's fucking scroll. Oh, the dog is here. The dog is motherfucking huge. Honestly, that's cute here. Because of the dog. I mean, we'll keep going. Okay. Oh, there's another dog. No, let's just go past this, because this is us. This is me. I don't like the feet. Get the feet out of there. I don't. No, but like. No, look at this. How cute. No. Don't get that near me. Okay, don't. First of all, I want to take a picture like that. Jake, can you take a picture? I absolutely refuse to do that ever. Please. I don't want to see tonight, your feet. Tonight, I don't want to. With the glasses. This is fine. Jackie, want to take a picture? But this is not okay. Adam fotoğrafı çekerken eğlenmiş yani, çok belli. Imagine this that. Is it. This is it. Jack, honestly, what do you think? I don't mind. I think it's pretty dope. I love that. I agree. I rock with it. He looks like he doesn't care about that. And he's like, yo. But if he had like some like Air Force Ones on, like, it'd be dope. Or socks, maybe. Okay. This is the last guy. Okay. He's Turkish because he looks like. Öyle erör verirsiniz işte. Öyle erör. Arkadakine bak. Ben arkadakini tutuyorum. Her ne kadar bana homeless diyecek olsalar da ben arkadakini tutuyorum kardeşim. Benim kardeşim, kankim arkadaki gözlük çocuk. He is on the street in America. Do you know who he looks like a little bit? Like Aquaman. Aquaman. Yes. Bak, gördün mü çocuk? Direkt onayladı. Yes. I mean... Khal Drogo. Yes, Khal Drogo. Jason Momoa. Yeah. A little bit. He has that kind of aesthetic. Not particularly for me. I love the tattoos, but he looks like someone I would see. So I walk out of the bar and I am trying to smoke a cigarette and I'm trying to find a lighter. Okay. Sana çakmak mı lazım bebeğim? Okay. And he's just standing there and I'm like, hey bro, you got a lighter? And he's like, no worries, baby. I got you. O iş bende, okay? Bebeğim. That's who would say that to me. But he seems like he would say a lot of deep things. He would say, like baby. Philosophy. Yes, baby, exactly. You should go back in that bar and you should go get that. He'd say a lot. Like, I mean, yes. Like, yeah. I'm here too. Yeah. You know? Oğlum nasıl bir hayal gücü bu ya? Hani git ve kızım onu kap, tamam mı? Ama olmazsa ben buradayım falan. Nasıl bir yıkık bir benzetme bu yani? That's what he would say. And you'd be like, I'll see you later. And then you would. And you would. You would see him at the pizza shop and you would say, oh my god, you're getting a garbage plate. Go to the next picture. Okay, next pictures. You're getting the garbage plate? Okay, this is a cat. No. Oh my god, he has a kid. Oh my god, he has a kid. Oh okay, my god. That happens though. That happens. Well. Tuğkan'ın çocuğu sanmışlar. So what happened? Why? So what happened is he said. What happened? You know his story. This is what happened. I say, oh, you give me a lighter, you give me a cig, okay? We meet at the pizza shop. Next thing you know, he comes home with me. I go to his house where. Hayır, kız kendine hiç şu senaryoyu kurmuyor. Acaba barda karşılaştık, pizzacıda karşılaştık da ben sonra seni eve çağırır mıyım acaba? Hani bunu niye sorgulamıyor acaba kendisi? Hani aldı, tavladı, götürdü, kendini eve attırdı. Acaba dönüp bir aynaya baktı mı? Hooking up, okay? We're hooking up. Gökhan'a bak, Gökhan'a. And next thing I know is the baby crawls in. And I go, holy fuck. But this is his friend's kid. Oh, it's not his. It doesn't matter. Oh, the baby crawls in. And I say, honey, is this your fucking kid? He goes, no. E hani bana homeless diyorlardı ya? Gerçi bunlar homeless fotoğrafları değil. Oh, no.
And I go, no, 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 no. That's your fucking kid. Don't fucking lie to me. Do you have an STD? And he goes, no, 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 no. This man, no. As unkempt as... Oğlum ne hastalığı? Ben niye hastalık taşıyan bir tipim veya değilim bir sorguluyoruz şu an. Ne işi oğlum bunlar? Türk kadınlarının değerini bilin. Türk kadınlarının değerini bileceksiniz arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. Ben Amerika'da yaşadığım müddetçe Amerikalı kızlara gözümün ucuyla bile bakmadım. Çünkü onlar da bana bakmıyordu, doğru. Amerikalı kızlar beni beğenmiyor abi. Yani hani var benim gibi tipler var yani. Yok değil. Hele bir de böyle sakallı saçlı falan olunca kızlar böyle bir herhalde standart buluyor. Ama Amerika'daki Latinolar, Latino diyorum bak gene. Latin kökenliler, Meksikalılar, işte o Asya kökenliler falan. Üf. Siyahiler. Neler neler. Ama bunlarda bir garip bir şey var. Yani Amerikalı kadınların çoğu, gerçekten söylüyorum bunu, ben kendimi yakışıklıyım, yakışıklıyım falan söylediğim için değil. Biraz çirkin erkekleri beğeniyorlar. Daha böyle esmer, esmer çirkinleri diyeyim daha doğrusu. Bayılıyorlar onlara. Çok net bak, benim çok Amerikalı kızla evli arkadaşlarım var. Ulan kıza bakıyorum. Hani şimdi dinleyeni varsa yanlış anlamasın. Bir sürü var gerçi, kim nereden çıkartacak da. Hani bakıyorum gerçekten kız çok güzel. Çocuğa bakıyorum, ya bizim Türk yani işte. Ama çok beğeniyor. Yüksek ihtimal evet. Kuzey ülkelerinde falan da öyledir. Ya bu tamamen gen meselesi yani. Bunlar atıyorum. Ben Ankara'ya gidiyorum, oraya gidiyorum. Sarışın erkek Türkiye'de çok çok yok ya böyle. O yüzden daha böyle bir ilgi çekici olabiliyor belki de. Ama git Norveç'e. Her yer sapsarı, beyaz pipilerle dolu yani. Yaşasın. Evet, esmerler yardırın Amerika'ya kardeşlerim. Kılaf var ya, akar orada ha. As he looks, he doesn't look like he would have an STD. Şu hastalık muhabbetini anlamadım. Gökhan bir açıklamak ister misin kardeşim? Oh, for sure not, but I would no. still ask. Good for... Okay. Tell me the... he doesn't look like Jason. It's killing me. I mean like, what's Instagram? Because is he... Ha ne oldu? Bekar değilim lan. Sevgilim var. Türk. Gökhan bunun Instagram'ı var mı sende bu kızın? Varsa bana versene, bir makara geçeceğim. Var mı? Tamam. Onu seninle sonra bir konuşalım. Ben ona bir iki çift lafım var ona. Yok yok. Çok güzel iki çift lafım var. Limon atıyormuş değil mi? Ya beni çok beğendiğin gibi orada, bilmiyorum. Acaba tanışsak mı ya? Bana da Amerikan vatandaşlığı lazım da yani hani. Ben de yaşadım orada. Restoran falan işlettim. Yaparız. Bir yanda bir betaya iniyor. Garibim elini açmış. I how old think is he? So. Like 35 though? 32. 30. That's a Erica, that's a reach. I think that's 32 or 33. That's a reach. Do you think it's too much? How much is too Turkish? Much? Like age differences. Too much. You're 20, right? Yeah. Kız üzüldü, ben size söyleyeyim. 20 yaşındaymış lan bunlar. Harbi yaşlanmışım. I think if he sees you, I don't think it's too much. Yeah, if he saw me, he'd be like... O ne demek ya? O ne demek oğlum? Evet, beni görse o bebeğim falan olur diyor kız. Ooh, baby. Okay, all right. Okay, okay. As long as you sleep tonight, you're like... Tukan affetmez diyor ya. I don't know, you should ask. Beni buralara mı düşürdün adi herif? Beni buralara mı düşürdün adi herif? Ask him. Wait, are you friends then? Yeah, we are. I mean, okay, wait. Not what's... in real, we didn't meet, but we are. Oğlum desene kanki. He knows, yeah, Instagram, yeah. And YouTube, yeah, and stuff. Okay, I'm just telling you. How about this? Huh? If he brought me home, and I saw that fucking centipede. Oh no, absolutely not, no. No. You should repeat that. I didn't hear. Say again. So, okay. So if he brought me home, okay? Mm-hmm. Bu kız eve gitmek istiyor abi. He was like, yo, look at this fucking centipede on my arm. I'd be like, I'm gonna go. You got Uber here or no? Okay? Var, Gökhan çağırayım. İnanılmaz bir özgüven kızlardaki ya. Bakar mısın? Ha geldi, homeless fotoğrafım geldi bak şimdi. Okay, he's...
he's cute though. He looks like he would be in a big rock band. Mm-hmm. And I would be like in, ay, in the mix. Right? You'd be a groupie. I'd be in the mix and I'd be like, yeah, talk to me, talk to me, talk to me. And then he would talk to me. He'd bring me home, show me he had a kid, and then I'd be like, okay, like maybe we can make this work. And then he would bring me home to his parents' house and I'd be like, oh, okay, well, I mean, we can still try to make this work. What about the centipede? Bir dakika dur, hala çiyanmayan diyor. Okay, well, sonra da beni ailesinin evine götürdü. Ben de tamam, yine de bunu yürütmeye çalışırız falan derdim. Bak gene alfa o. Yürütmeye çalışan, idare eden. Hani biz şeyiz, biz tasmamız takılmış bizim. Yürütülüyoruz işte. I mean, we can still try to make this work. What about the centipede? But the centipede would fucking go. The centipede would be it. Yeah. The centipede would just... It would be done. Yeah. Bunu böyle gece uyurken ağzına iki tane damızlık çıyanı vereceksin. Tamam mı? Tokadı vuracaksın böyle küçük uyansın diye. Gözlerini açtı mı? Ağzı bir sıkıştıracaksın çeneyle kafa arasında. O çıyanlar ağzına işini hareket edecek ya. Hadi diyeceksin, siktir şimdi. Açacaksın kapıyı, yollayacaksın. Be done for. I mean, his mom is so cute. Does he look homeless? Not really. He just looks like he has. Bir dakika. Burada şu ana kadar bana homeless dediler mi bu kızlar? Videonun başındaki bana homeless dedi, o eski videodan biliyorum. Bunlar bana homeless dedi mi? Demediler. Demediler oğlum. Nerede dediler ya? Başta dedi. Hayır oğlum, demediler. Şu kız dedi bak. Bu dedi. Şuradaki. Bu geçen videodaki zaten. Neyse. Okay, he's. Daha dediler. He's cute though. I'd be like, okay, like maybe we can make me. He'd bring me home, show me he had a house, and I'd be like, oh, okay, well, I mean, we can still try to make this work. Arkadaşlar, baştaki kız dışında bu kızlar homeless nerede dedi? Bana bir dakikayı söylesenize. Kafanıza sıçayım ya. What about the centipede? But the centipede would fucking go. The centipede would be it. Yeah. The centipede would just, it would be done. Yeah. It would be done for. Yeah. I mean, his mom is so cute. Does he look homeless? Not really. He just looks like he has a low paying job with a guitar. Gitarıyla düşük bir şeyle. Tamam işte ya. Can we try yours? Try mine? Yeah. Sure. 5.30. Bakacağım lan. Tam olarak nerede demişler. He's Turkish because he looks like he is on the street in America. Do you know who he looks like? Ha, demişler, demişler. Looks like he has a low paying job with a guitar. That's it. That's it. Okay, Gökhan, can we try yours? Try mine? Yeah. Sure. Wait, what the fuck is this? What the fuck is this? Weekdays? He's like, no, that's his day job. That's this is my day job. Okay. I love it. I love it. This is like, so Erica, this is you at your internship. Weekdays and that's that's so. Ben orayı dinlemedim ya, hatırlamıyormuş. Fucking me. It's like weekdays. When coronavirus comes. Okay. Oh my god, yeah, you're so cute! Sweaters. You're so cute! Are you single out here? I am single. And you came here for a girl? That's so cute. Okay, I'll be your new girl. Sen Amerika'ya bir kız için mi gittin lan? İtalyana ne oldu? Oh. He looks like Aquaman. He does look like Aquaman. Ha, başka kızlar da var. Sadece onlar değil. Ya en kötü fotoğraflarımı gösteriyorsun oğlum sen de. Göstersene güzel fotoğrafları. İnsen aşağılara biraz ya. Ne işin var senin bu? Bu komedi bu. Yanında böyle uyansam ne yapabilirsin diye öküz gibi fotoğraf çekmişim. Looks like he lives in the woods. Yeah. Yeah, the wild hair. Is that him? No. Ha, benim amına koyayım. Really sad. Ya, yok artık ya. I like the snake. Hmm.
Yeah. His eyes are really crazy. Blue. Yeah. He literally looks like an Aquaman. Like, he really does. Yeah. Is he Aquaman? Holy shit. He looks like him a lot, yeah. Yeah, he does. That's not him, is it? Ah, sıçtık. He looks better with long hair. Bunlar kısa saç seviyor. He looks with long hair. Yeah. I think he looks better with long hair. He just should put a brush through it every once in a while. Ya videosuz bunlar ya. Yeah, a little bit. Yeah. I like the man bun. Man bun looks good on him. Some hair products. Yeah, I agree. Man bun looks good. Yeah. 1 to 10. What's his point? I'll give him a 7. I'll say 7.5. Okay. 7.5. You? 7. 7. 7. All right, overall 7 for this one. Is 7 a good number to date with this guy? To date? Or like to hang out to? Yeah, I think so. I feel like personality has a part of it. Yeah, too, personality has a part of it. I feel like he would be a good person though. He is. He's cute. He's a very good person. He's like the good stuff going on. Next guy is Kutay. Kutay. Yeah. I mean, Kutay. Whoa. What is that? That looks like the beginning of like a really bad. Utanmadım lan, ağlama rolü yapıyordum. It's a whole growl fit right there. Yeah, growl fit as fuck. Whoa, okay. He's coming back to the top. Pedo stash. Yeah. Yeah, he does look like a little pedophile with those glasses and the little stash going on. Definitely the mustache. Yeah. Or else, you know, like, yeah, right? Pull up in a van, or else he looks like me. A cop, like an undercover cop, you know? It's cute. Yeah, look at it. Little baby. Again, with the shorts, like, does he even have undies on? Like, what am I looking at? I think it's his boxer. I'm not sure. I need to put some pants on, dude. Just for Instagram. Seems to really like his dog. Yeah. I don't like the hat. I was about to say, I don't like the hat either. You don't live in Alaska, do you? So I have two questions. He goes, not a fuck boy. Probably a fuck boy. If you put that as your hashtag, you're His style is definitely unique. His style is unique. Yeah. Okay. His face, not bad. I don't like if the If he shaved the mustache. Yeah, he looks, just looks like a little rapist. Like. Yeah. Why did you not like the mustache? It just gives you bad vibes. No. Yeah. Bad vibes, yeah. The way, what yeah. What kind? It's just, like, what kind of bad vibes? Like pedophile vibes. Like he's gonna pull up in a van and right. Like, what is his position? He's. Oh, but, yeah, I mean, he has a good style. Yeah. Just the glasses. I feel like he wears the same glasses in every picture. Those have got to go. Yeah. But other than that, he's pretty cool. Yeah, exactly. Those are new glasses. Right. But I would give him overall. I would say 7.5, 8. I would say 6. 6. Okay. He's not bad. I feel like he has potential. He just needs to get rid of that stash. This guy is the last guy that you should judge. Yargılamanız gereken. Last sen de az değilsin ya. Right. Start from the first picture. I feel like this is like such a female like post. At the beach. The shorts are too short. Yeah. Shorts are too short. I feel like he's decent looking. Bunlar alışmış tabii. Yanında Quicksilver yazılı dizaltı sörfçü şortlarına. Yeah, he's not bad looking. Like his whole beard like connects. So like that's a bonus. He's got nice eyebrows. Yeah. Nice eyebrows. He does have nice eyebrows. I like his style. He's cool. Yeah. He looks very freaking tired. Yeah, like in every picture. Okay, and he looks his eyebrows really good eyebrows, wonderful. So, yeah. Oğlum kaşlarını almış çocuk. Ya bunlar ne yaşıyor ya? Ya beni siktir et oğlum ya. Ben kendime işim yani. Ben anladım bunların tarzını anladım ya. Yes. His eyebrows are on fleek. His eyes are like really pretty red. Like you look like a vampire. Yeah. Okay. Again, looking very tired. Tired, he doesn't tired, put like all his tired. Face in his photos though. Like, where's the rest of your face? Do you remember when he did that? Like, when Instagram first came out, I used to cut off half of my face. Yeah, like that was like the thing. Like, and to cover your face and like go like this or something. Yeah. So he's not smiling. Ya yok, çocuklar çirkin değil. Yani yakışıklı, yüzü gözü düzgün adamlar canım. Ben onlara laf ettiğimden değil de kızların bakış açısını anlamaya çalışıyorum. Yorumlayacağım şimdi. Videoyu bitireyim mi? Bad thing about his pictures or... I wouldn't say bad, but he looks like tired. Like, go take a nap. Yeah. Like, I want to know like, what... Oh my god, this is even no facial hair almost. I want to see what his smile looks like. Look bad. How old do you think he is? He looks really tired and old. Yeah. I say he's like late 20s. I would say like... I would say 30. I would say 30. How old is he? What do you think? I'm gonna say like 27, 28. Buna ne demişlerdi? 40 yaşında mı demişlerdi çocuğa? I think he was 24 or 3. Oh no. I don't remember. How old do you think? I feel like he just looks really older with the facial hair. Yeah. Yeah. How old do you think he is? He looks like he could be older. Yeah, I feel like he's like 30. Yeah, I'm 30. Like, really? I would say like 35.
I feel like early 30s. 35. Oğlum bana bugüne kadar yalan mı söylediniz lan hep 28 gözüküyorsun diye? Amerikalılar niye bir 35 diyor ya? I don't know exactly. Evet diyor ya, 23 or 4. Oh, so we're all right, yeah. I don't know exactly too. He just looks like older, you know? He does. It's all this, like their facial stuff hair. Together. Yeah. Allah için Gökhan, buradaysan soruyorum. Bu kızlar kaç yaşında? Ya bu kızlar da böyle 19 yaşında, 18 yaşında falan çıkarsa o older gözüküyor mu abi? 19 yaşında mı bunlar? Ve bu insanlar bize kalkıp 35 gösteriyor, yaşlı mı diyorlar? Ya bir gün Amerika'ya geleyim. Şu içeriği yap gene, tamam mı? Şu kızlar buradayken sonuna geldiğin zaman bana bir ıslık çal geleyim ben. Yapalım. Böyle yüzlerine böyle ben de makara kukara geçeyim. Kaç yaşında gözüküyor? 35. Sen 40 amına koyayım diyeyim. Böyle dalga geçelim bunlarla. So who is the winner besides these three guys? Who did we... I think the last one was my winner. Yeah, the last one. The other two, yeah. And then the first one is definitely second place. Bir dakika, sonu ne diyor? Yeah, ha bak bu kız kazananı ben seçtim, sağ olsun. Canım benim ya. And then the first one is definitely second place. Yeah. Okay. So this guy is the best. Yep. The ha, bu, onu mu seçti? Second. Second. This is the second one. Okay. Then third. The pedophile. Allah Allah. Çocuğa bakıp niye böyle bir şey söylüyorlar? Delireceğim. Forget about the competition. Would you date with him or would you go out? Would you hang out with this guy? No. I'd have to tell him to shave his mustache. Yeah. If you shave your mustache, we could talk about it. If he brought the dog. Konuşana bakar mısın? Bıyığını kes, bakarız diyene bakar mısın? Kafayı yiyeceğim. I'd have to tell him to shave his mustache. Yeah. If you shave your mustache, we could talk about it. If he brought the dog, maybe. Right. He's got a cute puppy. Abi, bizim kızlara bazen laf sokuyorum ya böyle aşırı egolular. Siz götünü kaldırıyorsunuz bazı durumlarda falan diye. Özür dilerim ya. Gerçekten ben hani bizde de vardır böyle modeller ama bu kadar çok değildir. Yeah. Sağdakini göremiyoruz. Ne göreceksin lan, al. Al gör. Yeah, right. See if you have potential. He's got a cute dog. Like, look, it's a baby. Aww. I know. I want one. I'll start with Lam da. Sıçtık. Okay. Let me see. Whatever. How old is he? I was like, let me see. I like him not. Bak şu ortadaki kız net söylüyorum 16 yaşında falan bu arada. How old is he? Neyi kapatayım lan? Ne oluyor? 18'miş hepsi. Do you think he is? Let's go through it. 30. Yeah, 30 something. Oh, he's definitely 30 something. Yeah. He's definitely here. Bunlar tam yaş takıntısı var bunların. Memeyi kapat diyor. Meme mi gözüktü? Boş ver ya. I have gray hairs too. He looks very serious. Yeah, he looks very serious. He looks like. Bir şey yok, like, tamam. One of those guys that like DMs you after posting yeah. a photo. Like, you're so beautiful. Like, let me send you money. Like a horny Instagram guy. Yeah. Yes, yes, yes. He looks like one of those. He looks like you would be a sugar daddy. Yeah, he's not that bad in that photo. He's not. He's not that bad looking. These are like older though, so let's keep it up here. How old are you guys? Oh, right he's on vacation. That's a good one. That's a good pick. Okay. We're 20. And she's 21. Yeah. Would you date with this guy? No. If the price is right. I mean, right. If the price is right. He was a sugar daddy. If the price is right. Okay, next one. Yeah. Okay. This is fun. Second guy is gonna be this guy. I like the vibes. Bıyığı sakalı sevmiyorlar çok. The sea, I respect a man who's in love with myself. That's actually like a cute picture.
I think the mustache is really intense. Yeah. Baksana bir tane bıyıkla çocuk şansını kaybetti dört kızdaki. I think he pulls off the mustache. But I couldn't I like do the mustache. It's a cool point. Okay. I couldn't do that. I think he's he not pulls a bad looking off, dude. No, he's not bad looking at all. But I personally couldn't do. He seems like an artsy guy. There was one specific picture people usually reacted that I wouldn't take a look I at. I saw that one. Did too. You? Yeah, I didn't understand. It's kind of a weird pose. Yeah, that's very tasteful. Holy shit! It's enough. Sam, looks scary. Be honest, judge him. He looks like he looks like Thor. Yeah, he does. He kind of looks. He looks like he would be in a Marvel movie. Yeah. Like Aquaman. Yeah, but like kind not of. As like hot as Aquaman. Yeah. He's not that bad at that photo. No, like, he's it's not just that a bad. Side photo. Nah. He's just like. He looks like a man. A man, exactly. Yes. Like a grown ass man. Literally, yes. Real with his kids and shit. Yeah. I don't know. It's I'm not really feeling it. It's that's a not a bad picture. Me. Big daddy this vibes. Isn't a bad picture. I don't think so. Not like, in a good I don't way. Know what he looks like. Ooh, I don't remember what he looks that. Like. So how old do you think he is? Gördün mü? Elin Amerikalısı adam diyor adam. This one's definitely like 30. Yeah. Some 30, girl. 30. 28. And 35. 1 to 10. 40. I'll give him a... I'll give him like a... I'll like give a him a 6. 6? Mm-hmm. So the mustache guy was better than this guy? Yeah. By far. Yeah, just because the wild like, hair is not... I don't know. I kind of dig a man bun. But he's just but he's such an adult ass man. Baban yaşındayım çünkü. Is that his kid? Is that it's a he doesn't have a kid. He's nephew or something. Yeah. Oh. He has a lot of pictures with kids to not have a kid. No, there's like throwback kids. He looks old enough that's yeah, okay, I guess. See, like, whose kid is that? Yeah, that's who's definitely who's his baby kid. This then? Photo who's is entire. Family. He's smacking family. On that kid. The eye emoji. Oh. The eye emoji. He's a little intense so for me. So who is the winner then? I'd say the mustache. Mustache? Really? I thought the first guy. The first guy. Mustache. Period. First guy, mustache, and this guy. Mm-hmm. Yeah. Zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Değişik değil oğlum. Yani çok normal bir şey arkadaşlar. Herkes beğenmez. Ya bir yardırıyorsunuz yorumlarınıza bakıyorum. Olabilir oğlum ne var yani Tukan de evsiz diyen bize neler yapmaz. This guy looks a little bit homeless. Al sammalı adı arakamını koyayım. Yakışıklık algısı ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Türkiye'de Tukan gibi Viking adam misali birini çok az görürken ABD'de tamam bu şeye bağlı benim az önce yaptığım yoruma bağlamış. Tukan normal bir olarak görürler. Onlar için sıradanlaşır veya tam tersi Latinlerin yoğun olduğu yerlerde Tukan daha fazla dikkat çıkar. Doğru. İsimden bağımsız genel olarak da bu örneği verebiliriz. Ayrıyetten kadınların beyinleri konusunda hiçbir zaman mantık aramamanızı tavsiye ederim. Doğru. İçgüdüleri ve bakış açısından erkeklerle alakası yoktur. Sorgularsanız üzülen siz olursunuz. Arka odaya geçelim ben sana göstereyim. Tukan'ı realde görsen seller sular olursun. Burada konuşması kolay ablacığım. 4. Elizabeth sanki bana. Helal lan sana. Hayırdır kızlar İngiltere prensiyle mi görüşüyor Tukan Reis? Tukan abi yılanın boyunda dolasana homeless diyemezler. Tukan abi beğenmemek ne lan? Oğlum niye beğenmesinler? Yani ben şey miyim oğlum? Allah Allah herkesin tipi vardır. Beğenirsin beğenmezsin yani. Kimisine göre bir kız çok güzeldir. Abi şu kız çok güzel değil mi der. Bakarsın normal abi dersin. Sana döner der ki nasıl normal ya. Zevkine sıçayım der. Ya bu tartışılabilecek bir konu değil. Beğenmek zorunda var. Herkes adamı yok yaşlı yok evsiz ayıp lan üzüldüm Tukan. Aynen kardeşim Aykut. Abi bu hamburgerleri ne yapıyorsun çöpe mi atıyorsun? Şovunuz yazanı da bir banlayayım. Kız saçlarına bakması lazım evsizler gibi. Tukan zaten kestirecektim. Ben de bir kız öyle yorum yaptı diye saç kestireceğim amına göre. Yeminim bu Amerika'da erkek görmemişler. Tukan abi homeless diyorlar. Tukan abi duymasın diliniz uyuşur kızlar. Anladım ne demek istediğini. Diğer video Türk modelleri gösterdi. Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ falan. Tüm adamlar olgunluğu. Neden yorumluğuna ya. Bu ülkede yaşıyorsan bu kadar stresten sen de yorgun gözükür olursun. Doğru.
Tukan affetmez şeyin lafı. Tukan abi belki yürüsün. Senin chatinde bir kızla tanıştım bundan 5 ay kadar önce. Çok güzel ve hoş davranışları ve konuşması ile. Adı Zehra. Gerçi onu çok seviyorum. Ondan özür dilerim. Biraz önce saçma triplere girdim. Ya neyse ya. Konuya gelecek olursak. Özeti bu. Yani siz beni burada abartıyorsunuzdur belki kendi. Ya da sevdiğinizden işte ya çok yakışıklı adam bilmem ne diyorsunuzdur. Kel alaka bir tip. Çok çirkin ya da yakışıklı değil ya da normal bir tip diyebilir. Çocuk bu kızları görünce elindeki değerini anlamış. Değil mi? Yani mesela bir Instagram profil incelemesi denilen bir şey de var mesela. Yani ben mesela Instagram'ı artistik photoshoplanmış ya da ne bileyim farklı farklı filtreler kullanarak sunmuyorum. Doğru. Ben kalkıyorum. Kalktığım zaman ulan dur bu ne zamandır fotoğraf atmıyorum diyorum. Dümdüz çekip atıyorum böyle filtre bile atmadan. Bu biraz şey meselesi yani kendini pazarlama işi. Hani hep diyorum ya Instagram'da ya bu kızlar için konuşmuyorum. Genel olarak sosyal medya öyle. Instagram'da bir kız görüyorsun çok güzel. Of diyorsun mof diyorsun. Kızı genelde bir görüyorsun böyle kel alaka bambaşka bir insan işi diyoruz ya dolandırıcılık diye. Yani bizdeki o çocuk sevgisi, duygusallık, samimiyet falan bunlar bilmez. Ne anlar lan bunlar? Onun derdi işte bıyık. Onun derdi şort. Onun derdi ya efendime söyleyeyim saç uzunluğu, saç topuzu, saçma sapan mevzular. Yalnız aralarından biri şey dedi. Karakteri de önemli dedi. Hangisi bilmiyorum. Ama şey konusunda %100 haklılar. Yani Amerika'da, daha doğrusu burada chat'tekilere söylüyorum. Amerika'da gerçekten, Amerika'da kaç bir sene yakın yaşadım. Amerikalı kızlar harbiden beğenmiyor beni yani. Hani sormadım da. Hani anlıyorsun yürümelerinden, işte bir barda, bir yerde, işte yaklaşımlarından anlıyorsun bunu. Amerikalılarda tık yoktu bana karşı ama diğerleri fazlaca mesela yürüyorlardı. Evet evet biraz bad boy triplerini seviyorlar, doğru söylüyorsun. Ama genel olarak tavırlarını beğenmedim. Yani beni beğenmedikleri için değil. Yani diğer çocuklara söyledikleri de hoş değil yani. Böyle direkt tiple bam güm bam güm. Manny Calavera 100 lira yollamış. Yarasın demiş. Ne yarasın ya? 12 yaşımda duvar boyadım iş yapar mı? Bir de ben hep bu tip durumlarda şunu söylüyorum. İnsanların tiplerini yargılayacak insanlar dönüp öncelikle ki tip yargılanacak bir şey değildir. Kimsenin tipiyle hani kendi arkadaşlarınızla güzel yakışıklı muhabbet yaparsınız ama tipiyle insanları yargılayıp ya da çirkin deyip böyle iyice gömüp yargılamayın. Hiç hoş bir şey değil. İnsanları gerçekten tiplerine göre yargılar ve tiplerine göre seçerseniz çok darbe yersiniz. En çok yargılayanlar aynanın varlığından haberdar olmayanlardır. Vay amına. Uf chat'i okumaya çalışıyorum da. Evet evet bir sürü şey söylediler o bıyıklı çocuğa ya. İki çocuk kendine bir tarz yaratmış. Bıyık yapmış işte. Böyle oldies, vintage gözlükler falan. Abi geçen gün kafasını... Ama güzel video olmuş. Yorumlarda komedi. Tukan abinin eski fotoğraflarını göstersin keşke. Bu da hani beğendirmek için çabalayanlar var. Tukan abi haksızlık yapıyorlar. Şu yakışıklı adamın verdikleri puana bak ya. Oğlum niye bu kadar sahiplendiniz lan? Adamlar benim adıma üzülmüş. Tukan abiyi sevmemediğiniz sebebi saçı arkadaşlar. Amerika'da uzun saç falan filan bunlar sevilmiyor. Ya bir de bir erkek vardır. Kim erkek kendini beğendirmek için çabalar. Ona göre tarz yapar. Ona göre yaşar. Ona göre
bir takım dokunuşlarda bulunur. Kimisi de olduğu gibi olmak için. Ben olduğu gibi olmak için olanlardanım. Yani ekstra bir şey yapma çabam hiçbir zaman olmuyor. Yalan yok. Bu ya, kendim beğendiğimden falan değil. Gerçekten öyle. Yani aman saçıma şunu yapayım, aman kaşıma bunu yapayım, aman burnuma bunu yapayım, aman çeneme bunu yapayım, kıyafetimi şöyle seçeyim, aman işte deli gibi zayıfla, hep makaramız tabii, ben de kilomdan memnun değilim de, aman zayıflayayım. O tarz şeylerim çok yok benim. Ya şurada 20 sene sonra, 25 sene sonra böyle olacağız, geçeceğiz yani. Kendinizi sevin, olduğunuz gibi sevin. Sizi beğenen de kendiniz nasıl gözüküyorsa öyle beğensin. Öyle filtrelere, miltrelere sığınmayın. Bak kızlar bunu artık çok yapıyor oldu. Yani ben Instagram'a girdiğim zaman böyle şey diye haykırasım geliyor. Ya şu filtreleri, efektleri bir kaldırın da gerçek yüzünüzü görelim diye. Ya o kadar çok, o kadar fazla farklılaştırıyor ki insanlar kendini. Ya oğlum sen orada sadece sosyal medyada beğenilerek hayali kendini tatmin edeceksin yani. Yüz yüze geldiğin zaman sen oradaki hallerin ifşa olacak diye kaçıyorsan bundan, kendini gizliyorsan sen yaşama amına koyayım yani. Böyle şey mi olur? Dejavu yaşadım. Söylemişimdir belki önceden bunu da. Ben çok rahatsız oluyorum oğlum. İnsanlar kendini sevsin ya. Ya illa güzel olmak için, yakışıklı olmak için çabalamanın. Ya bir de ben böyle söyleyince bana diyorlar. Tabii seninki kolay ama. Ya nesi kime? Al ben şu an sana tişörtümü bir çıkarsam benden yenilirsin belki yani. Sevin abi kendinizi. Karizma olun, bakımlı olun. Tarz yaratın. Bu ayıp bir şey değil. Az önce söylediğimiz zıttı gibi olacak ama kendinize bir tarz belirleyip kendinize bakın. O ayrı bir şey. Ama çıkar ne amına koyayım. Farklılaştırmayın kendinizi. Ya bir Instagram'a fotoğraf atacağım diye 25 tane, 30 tane, 100 tane fotoğraf çeken var ya. Hani maksimum 3 tane çekersin, 2 açıdan atarsın. Bir gün uğraşanlar var onlarla ya. Programlarla orasını düzeltiyor, burasını düzeltiyor, bacağını uzatıyor, götünü büyütüyor, kollarını kalınlaştırıyor, kas yapıyor. Anasını sikeyim. Oynuyor da oynuyor pezevenk, atıyor. Altta like'lar falan bilmemler, ne kadar yakışıklısın falan. Teşekkür ederim kardeşim. Ha yarrak. Dün gördüm seni amına koyayım daha yani. O sen değilsin. Ya işte onu söylüyorum. İnsanlar kendini sevmek için yapmıyorlar. Başkaları sevsin diye yapıyorlar diyorsun ya. Başkaları kendini başkalaştırarak sevmemeli. Yani sen başka bir insanmışsın gibi gözüküp insanların seni beğenmesinden nasıl tatmin olabilirsin oğlum? Sevin oğlum kendinizi. Siktir et, sizi seven de olduğunuz gibi sevsin ya. Milletin hayatı gösteriş olmuş. Başka hiçbir şey değil. Öyle ama Sims gibi yaşıyor oğlum millet. İğrenç, ben bir keşfete giriyorum Instagram'da, yemin ediyorum şu işi yapmasam şu Instagram'ı kullanmam ya. Kızlara bakıyorum garip grup tipler, erkeklere bakıyorum. Erkek demeye bin şahit yani, tarzlarıyla yargıladığım için söylemiyorum. Belli o adam o değil yani. Konu gene sosyal medya dramasına geldi ama sahte gülüşler, sahte zenginlikler, işi gücü, özenti yaşam, o kadar belli ki ya. Özeniyor herif. Kimisi böyle bir de geçmişini silmiyor. Böyle biniyorsun aşağı, adam A'ymış, Z olmuş. Demetciğim hoş geldin. Yani o sosyal medyadaki de inanmayın yani. Öyle yaşamları yok onların. Bak bizzat test ettim, bizzat yaşadığım şeyler var. Instagram'a bir giriyorsun. Böyle bir yaşam yok ya. Her anında mutlu. Her günü mutlu geçiyor. Bir tanışıyorsun. Psikolojik problemleri zirve yapmış kızım veya erkeğin. Her şey ağlıyor, her şey mutsuz böyle. Aman o bilmem ne, aman o beni beğenmez mi, aman şunu bulamıyorum, ağlıyor ama. Psikopat yani mesela insan. Instagram'ına bir giriyorsun, mükemmel bir hayat. Ya bir siktir git. Kimi sikiyorsun? O yüzden onlara bakıp bakıp da özenmeyin. Onların hepsi sahte. Gerçekten yaşamıyorlar o hayatı. Böyle birinin Instagram profili sürekli zengin görüntü, sürekli böyle şampanyalar, viskiler, lüks arabalar, sürekli özenle çekilmiş fotoğraflar, o fenomen fotoğrafları var ya, onlardan falan görüyorsanız gerçek hayat öyle değil onun. O böyle, o oturuyor arkada. İnanın bak. Bir de onları görüp özeniyorlar, çok üzülüyorum. Ya bu şu videodan bağımsız konuşuyorumları.
İçim soğudu. Ya ben o yüzden insanlardan çok kolay soğuyorum oğlum. Yani çok basit, çok alt seviye şeylerle uğraşıyor insanlar. Facecam'i yukarı taşır mısın? Dur taşıyayım. Bak, gerçek zenginliği olan adam, gerçekten bir şeylere doymuş bir insan, kadın veya erkek fark etmez, onu göstermek için çabalamaz. Bu lafımı unutmayın. O zaten o durumlar onun için farklı şeyler değildir. O ispatlaması gereken şeyler değildir. Bahsi geçen şeyler. Paylaşmaz, göstermez, bahsetmez. Ne bileyim, sunmak istemez. O zaten ona hakimdir yani. Onun hamuru öyle yoğurulmuştur. İhtiyaç duymaz. Ama bunu sürekli yapan varsa o ona aç yaşamıştır. Aç yaşadığı için de sürekli göstermek ister ki tatmin olsun. İçindeki ezikliktir o aslında. Yalan dolan şeyler yapar. Ha, bu demek değildir mesela çok fakir yaşayan ama sonradan çok zengin olan insanlar bu şekilde oluyor. Değil. Çok örneği var onun. O da kimisi ben fakirliği dibi gördüm der. Fakirliği dibi yaşadım. O zamanlar ben fakirken zenginliklerini insanların gözüne sokan insanlardan nefret ediyordum der. Kendini o konuda olgunlaştırmıştır ve müthiş bir mütevazilikle kaldığı hayatı, yani daha doğrusu yeni erişti hayatını, eskiyle hiç kapıştırmadan düz ayak götürür. Kimisi de o işte fakirken özendiği hayatı da bütün çevresinin gözüne sokmak için çabalar. Bu da yaratılışla ilgili. Yani bu karakter meselesi. Tamam abi, yordu bu konu. Özür dilerim kardeşim. Hemen değiştiriyorum konumu.